Pazar günü seçim özel yayında bu arada 16 ile 19 arasında 5. gün ekibi huzurlarınızda olacak. Mustafa Kemal Bey, sizden başlayarak pazar günü ipi kim göğüsleyecek sorusunun yanıtını arıyoruz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Eskişehir'de, büyük şehirlerde ve diğer illerde artık son kozlar oynanıyor. Yalnız şöyle bir durum var. İstanbul'da bugün Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mitingi vardı. Özgür Özel vardı ama mevcut belediye başkanı yoktu. Şimdi bu yeniden tartışmaları alevlendirdi. Yani İstanbul'a giriş yasağı var falan diye sosyal medyada çok konuşuluyor diye Özgür Özel hakkında. Bugün yine yalnızdı. Ne diyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hatta ben bugün bu Esenyurt'la alakalı bir paylaşımda da bulundum. Burada Özgür Özel hakikaten bu adaya sahip çıkıyor ki bu adayın seceresi ortaya döküldü. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına olan ifadeleri, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin esaslarıyla, ilkeleriyle bağdaşmayacak açıklamalarına rağmen bugün Özgür Özel aday hakkında neler dedi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıdır dedi. Öyle bir sahiplenme içerisine girdi. İsteseniz de istemeseniz de böyle üst perdeden bir konuşma yaparak hakikaten daha evvel konuştuğumuz üzere Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in yönetiminde çok daha marjinalleşecek ifadesini kullanmıştık biz Ülke TV ekranlarında. Bunun aynen gerçekleştiğini görüyoruz. Şunu da söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetimi de bir önceki yönetim gibi anketlere kapılmış vaziyette. O zaman da malumunuz %60'da işte 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Yani bunun üzerine yemin edenler, her türlü işte değerini ortaya koyanları biliyoruz. O seçimde de bu değerlendirmeler yapıldı. Şimdi de öyle işte açıklamalar yapıyorlar. İşte İstanbul'daki 15 ilçemiz 25 ilçeye çıkacak. Ben de onun değerlendirmesini işte 14 ilçeye salma göndermiştiniz. Şimdi 25 ilçeye salma gönderirsiniz. Tek değişim bu olur diye bir değerlendirme içerisinde bulundum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut yönetimi sıkışmış durumda. Bakın birkaç gün önce Edremit'te miting yaptı Özgür Özel. O mitingde Kemal Kılıçdaroğlu da Edremit'teydi. Aralarında birkaç kilometre vardı. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmedi bile. Ama adayı Ahmet Akın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Ve başarısız atlettikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından seçime birkaç gün kala bir mesaj vermesini, açıklama yapmasını, destek vermesini istiyorlar. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olan bir seçmen kitlesi var. Ve bu seçmen kitlesi kırıldığını, incitildiğini, Kemal Bey'in yok sayıldığını düşünüyor ki aynen öyle. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip şu an belediye başkanı aday olan bir tek isim var Mustafa Bey. O da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş. Onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün ekibi tasfiye edildi. Ama şu anki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin tek beklentisi hepimizi etkileyen hayat pahalılığından bir netice almak. Biz zaten hep söylüyoruz AK Parti'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer muhalefet unsurları değil. Hayat pahalılığı. Burada bunu da tahrik eden açıklamalarından muhalefet hiçbir şekilde geri durmuyor. Dün otobüsün üstüne çıkıyor Özgür Özel açıklama yapıyor. 31 Mart'ta diyor emekliler iktidara hesap soracak diyor. Ya şimdi ben dün de bir değerlendirme yaptım bununla alakalı. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinden büyük afetini yaşamış. Yüz binlerce işte konut yapıyor. 150 milyar dolara yakın maddi kayıp var. Devlet bunlarla uğraşıyor. Şartlar böyleyken o zamanki söylemlerinden dolayı işte EYT konusunda imkansızlıklara rağmen hükümet adım atarak EYT'yi getirdi. Onun bir yükü var. 16 milyon emeklimiz var. Bir çaba sarf ediliyor devletin imkanlarıyla, kabiliyetleriyle. Ama ana muhalefet tamamen işte emekleri tahrik ederek netice almak peşinde. Ve şunu söyledim. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat hasbelkader Türkiye yönetse emeklinin maaşını dahi veremezler dedim. Ben bunları tanıdığım için söylüyorum. Peki bunların ekonomisi, iktisatı ancak kendi içlerinde
O malum işte para sayma görüntüleriyle, hı, işte mecliste unutulan 250-300 bin dolarla belediyelerin, belediye başkanlıklarının paralar mukabilinde efratlara, affedersiniz, peşkeş çekilmesiyle muadil. Başka hiçbir şey Sayın yok. Çiçek. Onun için buyurunuz.